Mısır'da protesto gösterilerine ve çatışmalara yol açan tartışmalı anayasa taslağı için düzenlenen referandumun ikinci tur sonuçlarının resmi olarak açıklanması bekleniyor. Sandık çıkışı sonuçlarına göre seçmenin yaklaşık %60'ı evet oyu kullandı. Yargıçların boykot kararından dolayı yasal denetimin yetersiz olduğunu savunan muhalifler referanduma hile karıştığını iddia ederek gerekli soruşturma yapılmadan resmi sonuçların açıklanmasına karşı çıkıyor. Tartışmalar devam ederken Tahrir Meydanı'nda bekleyen muhalifler mevcut taslağın beklentileri karşılamadığını dile getiriyor. Şimdiye kadar burada barışçıl bir şekilde oturduk. Durumu daha da kötüleştirmeyeceğiz. İhtiyacımız olan tek şey her Mısırlının talebine cevap veren bir anayasa. Boykot çağrıları eşliğinde gidilen referandumda katılım oranının %30'larda kaldığı bildirildi. Müslüman kardeşlerin çoğunlukta olduğu Meclis Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan taslağın referandumda kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Muhalifler tarafından demokratik şartları haiz olmadığı ve acele hazırlandığı iddia edilen yeni anayasanın ülkeye istikrar mı yoksa daha çok bölünme mi getireceği tartışılmaya devam ediyor.